1. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 187 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları Sayfa 1875, 1-2. Osmanlı Devleti'nin Endüstriyel Üretime Yönelik Faaliyetleri. Osmanlı Devleti, 19. Yüzyıldan itibaren endüstriyel üretime yönelik önemli çalışmalar yaptı. Bu doğrultudaki ilk teşebbüsler askeri ihtiyaçları karşılamaya yönelik oldu. Top ve tüfek imalatı yanında ordunun kılık ve kıyafeti için tekstile önem verildi. Beykoz Kağıt Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Paşabahçe Tekel İspirto Fabrikası, Eyüp İplik Fabrikası ve Balkanlardaki İslimiye şehrinde Çuha Fabrikası hizmete girdi. Endüstriyel üretime yönelik olarak sonraki yıllarda birçok alanda fabrika açılmaya devam etti. Tablo 5.1. 1897'de çıkarılan Teşvik Kanunu ile yeni kurulacak fabrikalar 10 yıl vergiden muaf tutuldu. Kapitülasyonlar sebebiyle Avrupa'nın ucuz mallarının ülkesine girmesini engelleyemeyen Osmanlı Devleti, yerli sanayiyi güçlendirmeye çalıştı. Hem yerli tüccarları korumak hem de milli sanayiyi oluşturmak için seferberlik başlattı. Bu konuyla ilgili aşağıdaki gazete ilanını okuyalım. Yorumlayınız vatandaşlar. Ecnebilerin süslü, yaldızlı fantezi eşyalarını, hile ve terkipli, sağlık ve sıhhati ihlal eden ve memleketlerinde satılamayıp bize gönderilen mallarını almamayı taahhüt edelim. Biz, onların süslü fakat hileli eşyalarına aldanmayarak kendi mallarımıza rağbet edelim. Bu sebepten eskiden epeyce gelişmiş olan sanat ve ticaretimiz mahvolmak üzeredir. Bizim paralarımızla ecnebiler mesut yaşıyorlar. Halbuki köylülerimiz odun yerine tezek yakıp ağaç kökü yiyor, arpa bulmaya çalışıyor. Fakir sanatkarlarımız karın tokluğuna çalışıyor. Vatandaşlarımızı unutmayalım. Elbisemizi hereke, karamürsel ve Anadolu'nun güzel ve dayanıklı, yünlü kumaşlarından yapalım. Bursa'nın, Halep'in vesaire Osmanlı ülkesinin ipekli kumaşları Avrupa'nınkinden kat kat üstündür. Ayakkabıları Osmanlı malzemesiyle Osmanlı işçilerine sipariş edelim. Beslerimiz yerli malı olsun. Gazete ilanının amacı hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Açıklayınız. Cevap, bu gazete ilanının amacı, vatandaşları yerli ürünleri tercih etmeye ve yabancı mallardan kaçınmaya teşvik etmek gibi görünüyor. İlan, ecnebilerin ürünlerine karşı bilinçli bir tüketici davranışı geliştirmeyi amaçlıyor ve yerli üreticilerin desteklenmesini vurguluyor. Ayrıca Osmanlı ekonomisini güçlendirmek ve yerli sanat ve ticaretin canlanmasını sağlamak istiyor. 1. Sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders Kitabı sayfa 187 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.